Evet arkadaşlar bir fx fonksiyonun grafiğini vermiş. Bir tane de gx tanımlamış. gx de f'in mutlak değerce olan fonksiyonuymuş. İkisinin diyor kesiştiği en geniş aralık nedir? Şimdi arkadaşlar mutlak değer aldığımız zaman ne yapıyorduk? x 80 altında kalan kısmı yukarıya taşıyorduk. Yani simetrisini alıyorduk. O zaman bizim gx dediğimiz fonksiyon bakın. x 80in üstünde aynen aldım. Altta kalan kısmı ne yapıyorduk? Simetrisini alıyorduk. Yukarıda olduğu için aynen devam edecek. Devam etti. Bakın şu altta kalan kısmın üst tarafa simetrisini alıyorum. O zaman bizim ortak kesiştiğimiz bölgeler neresi? İlk önce şurası. Değil mi? Şurada biri aşağıda biri yukarıda kesişme yoktur. Şurada yine kesişme mevcuttur. Şu aralıkta da yine şurada bir kesişme mevcut değildir. O zaman eksi sonsuzla eksi 3 aralığı başka da burada varmış. Bir de 1 ile 2 aralığı demiş. Arkadaşlar bu arada şuna dikkat edeceğiz. Eksi 3'te de kesişiyorlar. Yani eksi 3'ün dahil olması lazım. Tamam mı? Eksi 1 ile 2 aralığında da kesişiyorlar. Eksi 1 ile 2'de de kesişiyorlar. Yani dahil olması lazım aralıklarımızın. Onun için doğru cevabımız A şıkkıdır.